Kesra ve Harem 1, Harem 2 ve Harem 3 de arkada. Burası Savalan, Batı rotasından görünümü sağa doğru kaydıkça haremler ve çift buzullu olan Kesra. Yarın Kesra zirve, Harem 1, Harem 2 ve Harem 3 zirvelerini yapıp döneceğiz. Hepsi 4500'leri zirveler. Yol çok sarsıcı olduğu için yorulduk. 1,5 saattir yoldayız. Birazdan hareket edeceğiz kamp yerine doğru. Üç ipimizle birlikte birazdan kamp yerine ulaşacağız. Kesra karşımızda. Kampımıza ulaşabileceğimiz en son noktaya jiplerimizle ulaştık. Buradan sırt çantalarımızla 2-2,5 saatlik bir yürüyüş bizi bekliyor. Tam yürüyeceğiz ve sonra kamp yerine ulaşacağız. Arkamda görünen dağ Kesra. Ekibimiz arkadan geliyor Ekber önderliğinde. Dün bu saatlerde karşıda bulutların altında görünen Savalan zirvedeydik. Bu irtifada tam yürümek oldukça zor. Kesra kampına tam yürüyüşümüz sürüyor. Kamp yerimize ulaşmadan önce son bir düzlükteyiz. Burası futbol sahası büyüklüğünde kocaman bir düzlük. Birazdan kamp yerimize ulaşacağız ve kampımızı kuracağız. Ekibimiz küçük bir dinlenme molası verdi. Arkamda haremler, Savalan geçti bu tarafta.
Harem 1, 2, 3 ve Kesra. Kesra kampında Türkiye'den ilk dağcı. Arkamda gördüğünüz dağ evi. Patikası bile yok burasının. Tek tük çadır kamp yerleri var. Düzeltilmiş, onun dışında doğru düzgün kamp yeri de yok. 3-5 çadır ya kurulur ya kurulmaz. Ekibimiz kamp yerine ulaşmak üzere. Evet, davinin içinde İran tipleri oturmuşlar, yemeklerini yiyorlar, çaylarını yapıyorlar, ne güzel. 5 Temmuz sabah 4:30 2017. Birazdan Kesra zirveye çıkacağız. Kesra zirveye Türkiye'den ilk çıkış olacak bu. Ne düşünüyorsunuz? Yani bugüne kadar söylenenden sadece bir Tunç Fındık'ın çıktığı, yani Türk olarak. O da çıkmamış ama. O da hani zirve yapmadıkları, yani Aziz'le beraber İranlı dağcı. Ama zirve yapmadıkları söyleniyor. Tam bilgi sahibi değilim ama kesin bildiğim bir şey var ki Kesra'ya çıkın. İlk Türk grubu biziz. Evet, doğru. Sabah 4:30'dan kalkıp böyle çıkmak güzel olacak. Evet, sabah 5 grubumuz hareket ediyor. Kesra'ya doğru hareket ediyoruz. Günaydın ey Türkiye'm. Günaydın. Günaydın. Kesra çıkışı başladı. Rakım 3900'ler. Buradan böyle çıkacağız. Saatiyle 6:45, Türkiye'den 1,5 saat ileri. Çarşak geçişini bitirdik. Şimdi dik bir rotadan, kayalık tehlikeli bir rotadan tırmanıyoruz. Taş düşürmemek için konuşmadan, bağırışmadan, gürültü patırtı yapmadan çıkıyoruz. Bu rotanın bir güzelliği, güneş en son buraya vuruyormuş. Bu nedenle taşlarda genleşme ve patlama başlamadan bu rotayı bitireceğiz. Ben bu rotaya bayıldım. Bu rotaya Kesra'nın baca rotası diyebiliriz. Teknik değil ama taş düşme tehlikesinin bol olduğu zorlu bir rota. Bu yüzden ekip dip dibe yürüyor. Mesafeyi açmıyor çünkü taş düşme tehlikesi var.
hem dik hem de yosunlanmış bir yerden çıkmak zorunda kaldığımız için çok kaygan. Bekliyoruz, habire de taş düşüyor. Burayı atlatırsak işi kolaylayacağız. Dağın batı yamacına kümelenmiş bulutlar. Arka tarafı da Meşkin. Yani Erdebil'e bağlı bir ilçe. Şurası hayal meyal görünüyor. Burada çok eğlendik. Burada da çok eğlendik. Çok eğlenici yok, çok. Sen bir de bu neyin işine bak. Saat sabah 8, Türkiye saatiyle 6.30. Kahvaltı molası veriyoruz. Muhtemelen 4200'lerdeyiz. Uzaklarda Karagöl. Sabalanın batı rotasının başladığı yer. 15 Temmuz 2017. İran'da, Erdebil'de, Meşkin bölgesinde Kesra Dağı'na tırmanıyoruz. Arkadaşlarımız arkadan geliyor. Şu an 4250'lerdeyiz. Kaya oluşumları ilginç. Habire taşlar patladı gece sabaha kadar. Ama biz tırmanırken öyle bir şey yaşamadık Allah'tan. 5565 metrede zirveyle buluşacağız. Sabah saatleri 8.30 civarındayız şu an. Türkiye saatine göre 6.30 sabah. Hızımız iyi. Arkadaşların kondisyonu iyi. Aklimatizasyon işini daha yüksek 4811'de Sabalan'da halledince burada fazla zorlanmadık. Şu an iyi gidiyoruz, bir sorunumuz yok. Baca çıkışında neredeyse tamamladık. Küçük gölün adı Kurtlu Göl. Onun yan tarafından kamp alanımıza doğru geçmiştik. Kesra ikinci bacağının altındayız. 4300'ler. Birazdan tırmanmaya başlayacağımız bacanın başlangıç noktası.